Herkese merhabalar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Canva'nın yepyeni özelliklerini tanıtım videosunun devamını çekiyorum. Bundan önceki videomda şu 3 videoyu, 3 özelliği tanıttım. Buradan nasıl basit, kolay bir şekilde animasyon oluşturabilirsiniz bunu anlattım. Hatta en önemli özellik bence bu. Bu animasyonlarla freelancer işler kovalayarak gelir elde edebilirsiniz. Onun haricinde kanalıma göz atıp diğer videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada eğitim içerikli videolar çekiyorum genelde biliyorsunuz ki işinize yarayacak videolar olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim genelde dijital planlayıcı satıyoruz. Benim kanalımda insanlar bana atılan maillerden öyle anlıyorum. Burada da onunla ilgili bir videom var. Onu baz alarak söylüyorum. Şimdi arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş. Bu da metinleri farklı dillere çevirmemizi sağlıyor Canva artık otomatik olarak. Bunun için kendimizin bir yabancı bir dil bilmesine ya da ekstra bir uygulamamıza artık gerek yok. Canva bizim için bunu sağlıyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Buraya zaten gördüğünüz gibi Canva Create'in büyüsünü keşfediğinde yeni bir sayfa geldi. Buradan yapıyoruz. Tasarımlarımızı 100 farklı dile çevirebiliyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Etsy'ye biz tasarımlarımızı yüklerken artık sadece İngilizce değil, Taylandça da, Rusça da yükleyerek gelirler elde edebiliriz. Farklı dilleri de artık yükleyebiliriz. Ya da başka bir online iş yaptığınız şeylerde farklı diller ekleyebilirsiniz sitelerde. Şimdi dene diyorum arkadaşlar ve bizi hemen düzenleme sayfasına atıyor. Zaten şurada gördüğünüz, şurada göreceksiniz şey olarak vermiş. Buraya bana artık eklenti olarak veriyor. Burada görüyorsunuz. Burada hatta yeni bir özellik var. Burada mesela metninizi şeye çevirebiliyorsunuz. Görsele çevirebiliyorsunuz. Hatta bu özelliği de size göstermek istiyorum videonun içerisinde. Mesela nasıl? Bir logo tasarlanması istiyor sizden ve bu logoyu nasıl tasarlayabilirsiniz? Renklerini, nesneleri buraya yazabilirsiniz. Bebek mesela örnek veriyorum yapabilecek mi? Bebek giyim mağazası logosu sarı ve kırmızı renklerde bir logo. Bunu mesela denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar enter'lıyorum ve bu görseli bana şu an Canva'nın kendi uygulaması üzerinde düzenleyecek, hazırlayacak. Bakalım nasıl bir görsel karşımıza çıkacak. Şu şekilde arkadaşlar bana logolar tasarladı. Hatta 4 farklı çeşit. Mesela şu logo çok tatlı ve güzel gözüküyor. Bunu kullanılabilir. Buradan hatta yani tekrar oluştur diyerek de beğenmiyorsanız tekrar oluşturabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bir yapay zeka ile yapılıyor mesela. Bu yapay zeka yerine artık daha basit bir şekilde Canva kendisi bunu bizim için hazırlayacak. Bakın şöyle güzel bir logo hazırladı bize. Şunu mesela. Şunu alıyorum. Şöyle mesela şunu şuraya yukarı alayım. Hatta bakın mesela şu da kullanabiliriz. Farklı bir şey. Ya bu şekilde bize artık logolar hazırlıyor. Beğenmezseniz tekrar tekrar oluşturabilirsiniz. Mesela masalsı efekti istiyorum. Tekrar oluştur diyorum. Tekrar oluşturuyor. Bunu yine Etsy'de logo tasarlayarak satıyorsanız dijital bir şekilde bunu yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Artık yapay zekalara da çok ihtiyacımız yok. Zaten Etsy bizim için bunu yapıyor. Burada gördüğünüz gibi yine farklı görseller benim için oluşturdu. Bakın şu da güzelmiş. Ya bu şekilde mağaza ismini girerek vesaire daha iyi şekiller elde edebilirsiniz. Bu özelliği geçiyorum. Hemen çeviri kısmına geliyorum arkadaşlar. Mesela hedef dil buradan seçebilirsiniz. Mesela hedef dilimi ne seçeyim? Hedef dilim İngilizce seçiyorum. Ya da Türkçe seçiyorum. Mesela sayfa 1'e çevir yapın diyorum. Burada bir animasyon gibi veriyor ve gördüğünüz gibi sayfayı da çevirdi. Şimdi bunları siliyorum. Bunu şeyde deneyeceğim. Bir tasarım üzerinde deneyeceğim. Mesela bir dijital planlayıcı olarak aratıyorum arkadaşlar. Burada çeşitli dijital planlayıcılar çıkacaktır. Zaten siz de biliyorsunuz artık bunu. Buradan bir güzel bir şey bulayım. Mesela şunu arkadaşlar benim için çevirsin. İn sayfa olarak ekle diyorum. Çeviri kısmı bakın şurada altta gördüğünüz gibi var. Eklendi. Buraya çeviriye geliyorum. Sonra arkadaşlar bunu Türkçe çevirmesini istiyorum. Sayfa 2. Çünkü bakın bu sayfa 2. Sayfa 2'ye dikkat edin. Çevir diyorum arkadaşlar. Şimdi saniyeler içerisinde benim bu ekranımı Türkçe'ye çevirecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çevirdi. Sayfa 2'de İngilizce kısmı. Sayfa 3'te de Türkçe kısmını bu şekilde çevirdi. Tek tıkla basit bir şekilde artık tüm tasarımlarınızı Türkçe'ye, İngilizce'ye, İspanyolca'ya, Almanca'ya istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bu özellik de artık Canva'da var ve ücret kullanabilirsiniz buradan. Hatta şuradan dediğim gibi
yeni özelliklerini de şuradan keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir ekibin içerisinde olduğum için bana şu an tam olarak özellikler gelmedi. Ama sizin pro sürümünüz kullanıyorsanız tam özellikler full bir şekilde gelecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok uzun bir video olmamasına dikkat ediyorum. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.